Hepiniz merhaba arkadaşlar, kanalıma ve hepiniz hoş geldiniz. Bugün oyun pandemi serimizde kaldığımız yerden devam ediyoruz arkadaşlar. Onu izlemeye uğraştığı için ikincisi geliyor. Zaten kaldığımız yerden devam edeceğiz. Bir üzeri bölümlük seri şu anlık daha geri peş peşe. Sonra artık bir 5 oyun oynadıktan sonra, bir 6 oyun oynadıktan sonra bir bölüm daha gelir arkadaşlar. Sağdaki puanımı gördüğünüz arkadaşlar 0, 1, 4, 5, 6 diye. Onlar da arkadaşlar artık puanlama olarak renklendireceğiz. Ve şu anlık sadece orta, E ve orta dediğimiz iki tane katman var. Onların diğerleri iyi bir oy aldı arkadaşlar. Videoyu beğenmeyi unutmayınız. Açıklamadaki Instagram ve Twitter adresimi de mutlaka takip etmeyi de unutmayınız diyorum arkadaşlar. Ve ilk puanlamamıza geçelim. İlk oyunumuz The Dragon Network arkadaşlar. Kanalımda çok izlendi. İnanılmaz şekilde beğenildi ve ben de değer mi değmez mi diye sizlere puanım arkadaşlar. Oyun ücretsiz olduğu için 0 TL. Fiyat performans açısından, fiyatı güzel, performans açısından pek de eğlenceli bulmadığım için 7 veriyorum. Değer mi? 8 puan benden gitsin. En azından oyunu çözenler için iyi bir oyun. Hikayesi var mı? Yok. Sürükleyiciliği var mı? Ve bence biraz sürüklemedi ama oyun tutkunluğu olduğunu düşünüyorum. Yorumlarda zaten belirtenler vardı. 7 puan. Grafikler pek de iyi değildi. Onun için ben orta vereceğim. 5 puan. Oynanabilirlik biraz zorlu. 6 puan gene de bir vereyim. Dizayn tasarımı çok da iç açıcı değil. 5 puan. Özellikler birçok şeyi vardı özelliği. Güzeldi. 7 puanı hak eder. Ve ortama olarak ise bu oyun 10 üzerinden 6.4 puanla E-işte olarak puan aldı. Bir sonraki oyun arkadaşlar Bell and Vox bir bölümü geldi. Seri olarak aslında gadgetti ama çekmek istemedim. İstenenler de vardı ama yapacak bir şey yok. Pet etkilemediği için zaten puanda da görüyorsunuz. Hikayesi var mı? Yok. Fiyat performans açısından zaten ücretsiz olduğu için ve ben sıkanlar yani bir oyun oynayayım derseniz bu oyun bence oynanabilir. Değer mi ve fiyat performansı 8 puan vereceğim. Sürükleyici mi? Evet ben de sürükleyici. 8 puan. Grafikler pek de fazla grafikler olarak da tatmin etmediği için 6 puan. 7-7 verebilirim ama 6 puan bence ideal. Oynanabilirlik zorlu bir kısmı var ama kolay bir kısmı da var. 7 puan hak eder. Dizayn tasarımı olarak da görsel olarak da fazla üst düzey olmasa bile tatmin edici bence. 7 puan verdim. Pek bir özelliği yok arkadaşlar. Buna da 6 puan verdim. 10 üzerinden 7 puan aldı. Yani iyi puan. Bir sonraki oyun arkadaşlar Toy Tinker Simulator. Ben bunu ücretsiz oyun denemiştim. Ama tek çıkmışım tabii ki arkadaşlar. Oyunun yakın zamanda tam sürümü çıkacak. İsteyen olursa izlemeye göre de kanalımda bulup izleyebilirsiniz arkadaşlar. Steam ücretsiz oyunlar serisini oynatma listesi var. Oyunun içinden de bulabilirsiniz. Toy Tinker Simulator'lu. Hikayesi yok. Sürükleyici mi? 10 puan verilmez ama 7 puan verilir. Grafikler olarak arkadaşlar. Pek aslında çok iyi değil ama çok da kötü değil. 7 puan hak eder. Oynabilirliği kolay. 8 puan. Dizaynın tasarımı bence güzel. 8 puan hak eder. Özellikleri yani aynı bir House Flipper tarzı bir oyun olduğu için bunu da 8 puanı veriyorum. Fiyat performans olarak şu an ücretsiz ama ücretli olarak düşünürsek yani kaç para olur onu tam bilmiyorum ama bir 20 TL 30 TL olacağını düşünürsek 7 puanı hak eder. Bu oyunda arkadaşlar 10 üzerinden 7 puanı aldı yani iyi puan. Bir diğer oyunumuz arkadaşlar Mad Bell. Zaten videosu gelmiştir. Kanalımıza bir bölüm geldi. Belki 2-3 tane bölümde çekip de atalım. Mad Bell'in hikayesi yok. Aynı bir Rocket League tarzı bir oyun olduğu için ideal arkadaşlar. Fiyat performansı ve değer mi diye bakacak olsak arkadaşlar. Fiyat performansı 8. Değer mi? Bence 9 puan hak eder. Güzel bir oyun diye düşünüyorum. En azından Rocket League'e para vereceğinizde bu oyunu oynayıp rahatlıkla oynarsınız. 9 puan bence hak eder. Sürükleyici mi? Yani birazcık sürükleyiciliği var. 8 puan hak eder. Grafikler güzel bence yani.
itici bir grafikleri var. 8 puan. Oynabilirlik biraz zorlu olduğu için 6 puan vereceğim. Tasarımı güzel. 8 puan. Özellikleri bir fazla özelliği yok. Onun için ortası vereceğim. 7 puan. Benden de bu oyun 10 üzerinden 7 aldı. Yani iyi bir oyun. Ve bence oynayabiliriz yani. Oyunumuzu da tavsiye ederim. Bir diğer oyun arkadaşlar Ultimate Epic Battle Simulator oyunu. Fiyatı 25 TL. Ben bunu ücretsiz olarak almıştım Steam üzerine arkadaşlar. Hikayesi yok. Onun için puanlama gerek yok. Fiyat performans açısından bence çok gelişsiz bir oyun. 6. Değer mi? De 6 vereceğim. Sürükleyiciliği var mı? Yok. 6 puan. Grafikler fena değil. 7 puan hak eder. Oynabilirliği 6. Pek de oynabilirliği de kısmında yok. Dizaynı yani tasarımı bence güzel. 8 puan hak eder. Özellikler bakımından pek de fazla bir özelliği yok ama gene iyi bir puan alır. 7 puanı verdim. Bu oyun benden 10 üzerinden 6.5 aldı. Yani E işte. Animal Rescue oyunu. Animal Rescue oyunun hikayesi yoktu. Sadece bir görevler verdiği için hikayesini yok diyeceğim. 16.25 kuruştuk. Son Steam'de arkadaşlar. İndiğimde giriyor falan. Bir kaçamayın derim. Fiyat performans açısından hak eder mi? Ben 7 puan olarak hak eder. Ama değer miydi? De yine 7 puan vereceğim. 8'lik bir değeri yok. Ama 6 da olabilir. 7 de olabilir. Ama yine 7 puan bence hak eder. Sürükleyici mi? Bir kadar sürükleyici ama sonra haritalarda falan boğuşuyorsun. 6 puanı hak eder. Grafikler bence son derece güzel. 8 puan hak eder. Oynabilirliği birazcık zorlu. 7 puan. Dizaynı, tasarımı bence çok da aşırı kötü değil diye düşünüyorum. 8 puan. Tasarımı, özellikleri var mı falan diye bakarsak. Pit özelliği yok. 7 puanı hak eder. Bu oyunda benden 10 üzerinden 7. Yani iyi bir puan hak etti. Bir sonraki oyun arkadaşlar Bekaslet. Belki de ben beceremedim oyunu oynamayı ama yani bana göre oynayacağım ve puanlayacağım. 16 TL 25 kuruşluk bir fiyatı var. Hikayesi yok. Fiyat performans açısından pek bir tatmin etmedi. 6 puan değer miydi de 5 vereceğim. Sürükleyiciliği var mı? Yani oyunu iyi çözsek bile sürükleyiciliği fazla olacağını düşünmüyorum ama 7 puan hak eder. Grafikler tatlı ve güzel bence. 7 puan. Oynabilirliği zorluydu. 6 puan. Tasarımları falan orta ideal yani. E işte 6 puan hak eder. Özellikle defekte bir şey de yoktu arkadaşlar. Yeni çıktı oyunu göre bir dizayn ederse kendini özellikleri. 7 puanı hak eder. Bu oyunda benden 10 üzerinden 6 aldı. Yani E işte. Bir sonraki oyun arkadaşlar Fighters. Fighters'te hikaye yok. Sen ilerleme olduğunu düşünüyorum arkadaşlar. Ama yine hikayesine de verebiliriz. Sonuçta biz karar verdiğimiz için hikayesine 7 puan hak eder. Bu arada oyun 22 TL'ymiş. Ben bunu ücretsiz olarak indirmiştim başka bir yerden. Sürükleyici mi? 7 puan hak eder. Grafikler. Grafikler sizlere 7 puan vermiştim. Bu da 7 puan hak eder. Oynanabilirliği güzel. Yani pek de aşırı bir şey yok. Buna 8 vereyim. Sizlere 7 vermişim. Dizayn pek de etkileyici değil. Buna da 7 verdim. Özellikleri pek yok diye düşünüyorum. 7 puanı hak eder. Fiyat performans açısından 22 TL hak eder mi? Bence hak etmez. Fiyat olarak 6. Değer miydi de 6 verdim. 10 üzerinden 6.8 aldı. E işte. O da zaten fiyat performanslardan puanlar kırdı. Bir sonraki oyun arkadaşlar Churchill. Kanalımda çektiğim ilk serilerden arkadaşlar. Ta 2018'lerde çektiğim bir seriydi. Keyifli ve güzel bir seri. Hikayesi yok. 29.99 kuruş ve bence çok pahalı. Fiyat performans açısından 7 ama değer miydi de yani fiyatı göre değer mi 6 vereceğim. Sürükleyici mi? Kesinlikle sürükleyici 9 puan. Grafikler tatlı 7 puan. Çok da yükseltti vermeme gerek yok. Oynayabilir mi? Kesinlikle 10 puanı hak eder bu oyun. Dizayn tasarımı tatlı 7 puan. Özellikler yani pek de fazla bir özelliği yok. Bu tarzı oyun olduğu için buna da 8 puan veriyorum. Benden ise 10 üzerinden
7 yani iyi bir puan aldı. Bir sonraki oyun arkadaşlar The Complex. Bunun hikayesi var. Bunun da hikayesini ben peki Suki Dolph güzel bir hikayesi var. En azından Sirius Led mi The Complex mi diye ödeyecek olsanız buna 9 puan verelim. Sirius Led'e 8 verdiğime göre buna 9 hak etti. Bu arada oyun 15 TL 40 kuruş. Onun için fiyat performans puanlamasını verelim. Hak eder mi 15 TL 40 kuruşa? Bence hak eder. 9. Değer mi 7? 8 vereceğim. Sürükleyici var 9. Grafikler zaten pek de bir grafik olmasına gerek yok. Ama 8 puan hak eder. Oynayabilirliği kolay. 10 puan aldı benden. Dizaynı, tasarımları falan bence güzel yani grafikleri var. 10 olmasa bile bir 9 hak etti. Özellikle olarak da pek de güzel de bir yanı yok aslında ama 8'lik bir puanı da hak eder diye düşünüyorum. Benden ise 10 üzerinden 8 yani iyi bir puan aldı. Bir sonraki oyun arkadaşlar The Long Drive'e puanlayacağız. Ben bunu önceden oynadığım için tam sürümü çıkılmıştı yani satamıyorsam. Ücretsiz olarak oynamıştım. 20 TL 50 kuruşlu bir oyun. Fiyat performans açısından 7, değer mi 7, artı vereceğim. Hikayesi bildiğim kadarıyla yani yeni sürümde var mı? Var mıydı bilmiyorum ama 7 yok diyeceğim. Sürükleyiciliği var mı? Kesinlikle 6 puan. Grafikler 7. Oynayabilirlik 7. Yani çok da zorluğu yok ama sıkabilirsiniz. Dizaynı yani tasarımı falan çok da iyi değil. Yani oyun lag'a girmişti ilgili bir şekilde. Yoksa devamlı edecektik seni. Artı. Tasarımı yani özellikle falan var mı ekstra? Pek de bir şey yok. Buna da artı verdim. Bu oyun benden 10 üzerinden 6 puan aldı. Yani erişti. Evet arkadaşlar bu bölümlük son oyunumuz Zula olacak. Battle Royale oyunu. Zaten ücretsiz bir çoğunuz oyunu az çok biliyorsunuz ve bir çoğunuz da oynamışsınızdır. Fiyat performans açısından bence 8. Diğer miyede 8 verdim. Sürükleyici mi? Ve bence sürükleyici 8. Grafikler yani 7 puanlıktan fazla verilmez. Yani 7 veya 6 veriliyor ama bence 7. Oynayabilirlik güzel. 10 puan. Yani iyi oynanır. Buna da zaten parçama belirdi. 10 vermişim. Ona 8 vermişim. O zaman ben buna da hak geçmeyeyim. 8 puanı vereyim. Çünkü 10 puan verirsem yani parçama bir mi? Şey bir bakımından. Parçama mobil daha iyi bence. Dizayn. Tasarım falan yani çok da kötü değil ama çok da iyi değil. 7 puan hak eder. Özellikle de 7 verdik. Bu oyun benden 10 üzerinden 7.5 aldı. Yani iyi bir puanı hak etti. Bugün arkadaşlar puanlamamıza bakacak olursak çok da kötü bir puan alan oyunlar yok. Bir hangi oyunu almışsa bir bakalım. Five Days, Becaslet, Ultimate Epic Simulator ve The Dragent Work almış 6 puan olarak. Ve önlüklere bakarsak Among Us ve Stealth Lodge almış. Arkadaşlar bu arada birkaç günü belki video gelmiyordur. Tam nasıl bir planlama içerisindeyim kanalımda bilmiyorum ama videolar çekiyorum. Yayınlamaya da devam edeceğim arkadaşlar. 10 izlenmeye ulaştıktan sonra bu tarz videolar gelmeye devam edecek. 10 izlenme benim için kriter en alt limit oluyor arkadaşlar. Fora bir 20-30 izlenme geliyor. Tabii ki 20-30'lar da bir artık zor olur ama bir 10 izlenmeyi devirsek arkadaşlar. Seyirlerde kaldığımız yerden devam edeceğiz. Sık sık video belki gelmeyecek Haziran'a kadar ve belki de Temmuz'a kadar. Ama videoları da çekiyorum arkadaşlar. En yakın zamanda onlardan da yayınlanmaya devam edeceğim arkadaşlar. Bir sonraki bölümlerde hangi oyunu puanlayacağız bir bakalım. Change of Homeless, Drunk Dog, Bad Note, Brawl Stars, Superland, Potentia, Hot Love, Beyond Blue, Cooking ve Erzurum oyunlarıyla puanlayacağız. Beni izlediğiniz için teşekkür ediyorum. Daha fazla bu tip videonun gelmesi istiyorsanız videoyu beğenmeyi ve 10 izlenmeyi geçmesi gerekiyor. 10 izlenmeyi geçtiği andan itibaren bir iki gün içinde bu video geliyor arkadaşlar. Kendinize çok iyi bakın. Yeni videolarda görüşmek üzere. Hoşça kalın.